Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz cihaz rüzgar türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Gücü ise 48 volt, 60 amper, 70 amper gücündedir. Fakat 4 kilowatt, 3 kilowatt ve 4 kilowattlık rüzgar türbinleri ve su türbinlerini kumanda edebilir. Onu da özellikle belirteyim. Kullanma kılavuzunu ve bu program kitapçığını da göndereceğim. Burada ampermetremiz var. Ayrıca manuel ve elektronik fren sistemi vardır. Tabi cihazı ilk aldığınızda fren de olacak. Artı eksiği önce bağlayacaksınız. Ondan sonra 3 fazı, yani alternatörden gelen 3 fazı bağlayacaksınız. 3 faz dediğim 3 kablo. Bunun sırası fark etmez. Ondan sonra bunu freni indireceksiniz. Cihazımız çalışmaya başlayacak. Şu anda başladı. Bir de ben burada yük için 60 wattlık 24 voltluk ampulleri seri bağlayarak 48 volta dönüştürdüm. Bunlar 24 volt, yani normal 220 volt ampul değildir. Bunu özellikle belirteyim. Bakın, bunlar yatlar için özel üretilmiş ampullerdir. 60 watt 24 volt. Ve şimdi biraz sonra bunların da yandığını, ne kadar amper çektiğini göstereceğim. Bir de bazı arkadaşlarımız telefonlu olsun veya yorumlarda olsun, işte akü şarj kontrol cihazı akümü doldurmuyor, akümü boşaltıyor gibi bazı yazılar yazıyorlar veya telefonla söylüyorlar. Bunlara cevap olarak da, yani sizlere cevap olarak da şöyle bir düzenek hazırladım. Bu alternatörden gelen alternatif akımın DC'ye çevrilmiş bölümü voltajını gösteriyor. 3 fazı. Bunu ayrıca yaptım. Bir de alternatörden gelen alternatif akımı 2 faz arasını AC olarak şimdi sizlere göstereceğim. Kaç voltta nasıl amper verdiğini, neden doldurmadığını veya nasıl doldurduğunu sizlere ispatlı olarak, voltajlı olarak göstereceğim. Tabii ki 48 voltu önce ben şöyle izah edeyim. Bu 48 voltu ben elektrikli bisikletimin 4 tane aküsünden enerji alıyorum. 48 volt. Zaten 48 şey olur. Şu anda akülerim dolu olduğu için 52.4, 52.3 volt göstermektedir. Şimdi akü hemen dolmaz, hemen boşalmaz. Eğer hemen doluyor, hemen boşalıyor ise akülerde problem var demektir. Bu da bir kuraldır. Şunu da belirteyim. Cihazımızın üzerinde ben notlarda yazdım. Bağlarken ve cihazı sökerken bunlara riayet etmenizi de önemli rica ediyorum. Şimdi bir aküyü doldurmak için, yani 48 voltluk sistemi doldurmak için örneğin akümüz kaç volt? 52.3 volt. Bunu doldurmam için 52 noktanın üzerinde bir voltaj vermeliyim ki akü dolsun. Ve bunun da programını şöyle yaptım. 57.5 voltta fren yaptırıyor, yani şarjı kesiyor. Bundan 5.5 volt aşağı inince, yani 52 volta gelince freni bırakıyor. Tabi bu program buradan cihazdan yapabiliyoruz. Onu da, bu parametreleri değiştirebiliriz. Şimdi başlayalım testimize. Şimdi ben tabii masaüstü elimle test ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Rüzgarda, fırtınada, işte yarın fırtına bekleniyor dendiği zaman, biliyorsunuz fırtınada gemiler batıyor, direkler devriliyor. Onun için öyle durumlarda bunu, bakın şöyle, manuel fren yapıp kontrol altına alabilirsiniz. Tehlike geçince de indirirsiniz, devreye girer. Ama bunu otomatik kendisi 57.5 volta gelince burası, kendisi de fren yapıyor. Şimdi gelelim en önemli konuya. Alternatörden şu anda bakın bu devirde 15.4 volt üretiyor. Burada 21 volt DC, doğru akım. Siz bunu %25'ini, fazlasını çarparsanız 20.5 volt olur. Şimdi 20.7 volt benim 52 volt veya 48 voltluk akümü doldurur mu? Ama siz diyorsunuz ki türbin dönüyor. Dönüyor ama bakın voltajı yeterli değil. 20 volt DC, 52 volt DC. Doldurur mu? Doldurmaz. Şimdi ben bunu hızlandırdım. Bakın 30 nokta, hatta 31'i geçti. Burada da 43 volt, 44 volt. Peki 52 volt aküyü şarj eder mi? Etmez. Diyeceksiniz ki kardeşim burada bakın alternatör elektrik üretiyor, niye doldurmuyor?
Eğer dolduruyor olsa doldurmaya başladığı an bu ampermetrenin ibresi hafif kalkması gerekir ki şimdi onu göstereceğim. Bakın şu anda yine şarj etmiyor. İşte sizin sorularınıza görsel ve anlatarak cevap veriyorum. Bakın burası 39, hatta 40 yapayım ben burayı. Biraz hızlandırayım. Evet, 40 volt. Bakın burası 53.4. Şimdi şarj etmeye başladı arkadaşlar. Bakın ibre hafif, bakın 2 amperle şarj ediyor. 53.4. Bu devamlı böyle olursa 53.5 derken kendisi 5'e çıktı, 6'ya çıktı. Şu anda şarj ediyor. Şimdi gelelim. Bakın bu ampulleri yakacağım. Yani enerji harcıyorum. Bakın enerji harcadım. Ne oldu? 52.6. Bakın amper 2 amperden fazla. Tabii bu biraz daha yükselmesi lazım ki hem ampuller enerji çekiyor, hem aküye enerji basıyor. Ben biraz daha fazlalaştırdım. Bakın 39, 40 volt diyelim. 52 şu anda şarj ediyor. Bakın yükseldi. 10 amperi geçti hatta. Veya 10-12 amper arası. 52. Bak 52.1 hem şarj ediyor hem voltaj yükseliyor. Evet 52.1, 52 diye gidecek. Şimdi ben ışıkları söndürdüğüm zaman burası tabii enerji aküye daha çok basacak. Bakın 54-55'e geliyor. Şimdi bunu biraz daha hızlandırdım. 57.5 volta gelince otomatik fren yapacak. Şöyle bakalım. 56 yavaş yavaş. Çünkü akü çabuk da olmaz. Bakın fren yaptı şu anda. Şu anda fren yaptı. 52 volta inince freni bırakacak. Tabii ben şimdi yükü buradan ampulleri yakacağım. Hemen bırakacak freni. 52'ye gelince bırakacak. Daha inmedi. Şimdi dikkat edin bıraktı. Bakın 52 voltta freni bıraktı. Şu anda tekrar enerji basıyor. Bakın burası 55 volt. Burası 41. 42 volt. Şu olay çok önemli arkadaşlar. İşte iki faz arası 40 volt olursa enerji basmaya başladı demektir. 48 volt için. Bakın burada da 57.9. Bakın 57.4 derken frene bastı. Şimdi ne zaman bırakacak? 52 volta gelince bırakacak. Tabii siz motor sesini duyuyorsunuz. Tabii bu normalde ben çevirmek için. Şimdi frenin bıraktığını tekrar ben enerji harcayacağım buradan, ampulleri yakacağım. 52 volta geldiğinde tekerin yani alternatörün döndüğünü göreceksiniz. 52.4. Bakın yavaş yavaş enerjiyi harcıyorum ve bıraktı. Gördüğünüz gibi. Tekrar ışığı kapattım. Ve enerjimiz yükselmeye yavaş yavaş başlıyor. 52.9, 53 diye çıkacak. 53. Bakın burası 53.1. Tabii ki bundan bir miktar fazla olacak. Burası da 49. Yani alternatif bakım 50 volt olursa sizin 48 voltunuzu şarj ediyor demektir. Sizlere anlatabildiysem ne mutlu bana. Projelerinizde yapacağınız rüzgar türbinlerinde, su türbinlerinde başarılar dilerim arkadaşlar.